Şu anda UNESCO Hatay Gastronomi Evi'ndeyiz. Gastronomi Evi tanıtanı İpek Hanım bizler alacak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Akla gelen ilk şey gezecek yerlerden ziyade yemek. Yemek deyince de aklımıza son zamanlarda sürekli bir Hatay Gastronomi Evi deyip duruyor herkes. Şehir dışından gelecek takipçilerimiz için sizden bu konuda küçük bir bilgi alabilir miyiz? Burası Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan UNESCO Hatay Gastronomi Evi. Biz Mart 2019'da Sayın Başkanımız Yusuf Savaş ve eşi Nazan Savaş'ın destekleri ve girişiminde bu ev halkın hizmetine kazandırıldı. Tabii ki bu evin en büyük özelliklerinden biri Sayın Nazan Savaş'ın düşünürken, tasarlarken planladığı evin müze konsepti olması, Hatay'ın tüm değerlerini yansıtıyor olması. Bu ne demek? Bu evin içinde Hatay'ın mobilyası, camı, sanatı, arkeolojisi, hatta insanı bile yansıtıyor. Misafirperver bir milletiz bizler biliyorsunuz. Burada biz yola çıkarken Hatay'ın yöresel kahvaltısı, yöresel öğleniyor, akşam yemeği gece 12'ye kadar hizmet veriyoruz. En önemli özelliğimiz yöresel yemeklerinin dışına çıkmamamız. Burada tabii sağlıklı gıdayı da teşvik ediyor. Aynı zamanda bir slow food akımında destekleyicisi. Çocukların özellikle bu eve geldiğinde fast food değil, slow food'a karşı bir akımını desteklemek ve onları da eğitmek için bu misyonu edindik. Tabii burada da 30 genç var. Bu gençlere istihdam sağlanıyor. Bütün yöresel malzemeler tamamen bölge halkından alıyor. Yerel ürünlerin de tanıtımı var. Yöresel lezzetler tamamen organik esnafın elinden alınıyor. Sofralara geliyor. Hatay 600 yemek çeşidiyle gastronomi şehri seçilmiş. Bizler burada 600'e ulaşmasak da 400'ün üzerine çıktık. Bölge halkıyla konuşuyoruz. Kitap karıştırıyoruz. Yemekleri buluyoruz. Yemek yarışmaları da yapıyoruz. Konserler, festivaller, milli bayramlar. Derken bu ev şu an bloggerların, gezicilerin ve tüm turistlerin bir numaralı adresi oldu diyebiliriz. Sayın rehberlerimiz özellikle şehir dışına tur düzenleyeceğiniz zaman uğrayacağınız ilk adres sanırım burası olmalı. Benim gibi özellikle yemek sever biri için gerçekten görmesi gereken, lezzetlerin tadılması gereken bir yer. 400 yemek çeşidinden bahsediyoruz ve tamamı Hatay'a ait yöresel lezzetler. Az buz bir sayı değil arkadaşlar. Hataylı arkadaşlar da eğer halen uğramayan varsa şiddetle tavsiye ediyoruz. Buyurun birlikte gezelim. Odasında bulunmaktayız. İpek Hanım, kahve odasını bize biraz anlatır mısınız? Evet, az önce de başladığımız gibi Sayın Nazan Savaş bu evi tasarımını yapıyor. Tabii tasarlarken diyor ki Hatay'ın tüm değerlerini yansıtsın. İşte burada başlıyor aslında bu değerler. Kahve odası, çünkü Antakya kahvesi bilirsiniz, özel bir içimi vardır. Kesinlikle çay bardağından daha özel bir yapımlı bardaktır. Koyudur, çifte kavrulmuştur. Bu kahvenin de yaşaması gerektiği, yemekten sonraki misafirlerimizi bu eski Antakya dönemini yansıtan mobilyalarla dizayn edilmiş kahve odamızı alarak Antakya kahvesi keyfi yaşatıyoruz. Bir diyor ama biz en az beş içiyoruz en az. Bize eksik hissediyoruz diyoruz. Bizim diğer odalarımıza da aslında aynı ambiyans devam ediyor. Birazdan gezeceğiz ama önden bir bilgi vermiş olalım. Hazır burada rahatlığa oturmuşken Roma dönemi odamızla başlayacağız. Selçuklu dönemi diyeceğiz, Osmanlı diyeceğiz ve Cumhuriyet dönemine kadar gideceğiz. Mobilya sanatıyla bunlara tasvir edilmiş. Odalarımıza yemekli misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Herhangi bir ekstra ücret yok. Artık şirketler bile yönetim kurulu toplantılarını o odalarda yapıyor. Göstereceğimiz odalarda. Bütün toplantılar, kadınların beş çayları bu odalarımızda yapılıyor. Sevgili Günler günü kutlaması, doğum günleri. Dolayısıyla burası Hatay'ın evi oldu. Şimdi birlikte gezelim yansıtıyor bakalım. dedik. Buradaki Aslan Müzesi çok önemli. Fransız işgalinde Fransızlar tarafından Amerika'ya götürülen 80 bin eserden biri. Orijinali şu an Baltimore Müzesi'nde, Amerika'da, Washington'da. Bu da replika Mehmet Taşkapan isimli mozaik ustası yapıyor. Ve buraya da Roma dönemi odası diyoruz. Burada Selçuklu. Şöyle gelin hocam isterseniz.
Sandalye başlarına bakın lütfen. Çift başlı kartal sembolize edilmiş mobilya sanatıyla. Evin içindeki tüm mobilyalar Antakyalı mobilya ustası Ali Altun tarafından. Ali Altun İngiliz kraliyet ailesine kapı yapmış bir ustamızdır. Oldukça becerikli, yeteneklidir. Bütün bunların mobilyaların gerçek el işçiliği kendisinin elinden çıkmaktadır. O bijeler dönemi yansıtan şekilde dizayn edilmiştir. Misafirimiz ben Selçuklu odasında bir akşam yemeği yemek istiyorum diyorsa buraya geliyor. Osmanlı'da öğle yemeği yemek istiyorum diyorsa Osmanlı'ya gidiyor. Hadi buyurun gidelim. Abone değilseniz abone olmayı, yeni videolar için de beğeni ve yorum atmayı, takipte kalmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hatay'a bekliyoruz.